Ben 5 defa önce oldum. Geçmiş olsun. Bir defa kre geçirdim. Tansiyonum var. Sorumuz kalp kre, yani kalp yetersizliği var bende. Evet. Ameliyat etmiyorlar. Hemşerimize diyebilirim. Evet. Geçmiş olsun. Ben bahsetmişimdir. 9 yıl boyunca Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde çalışmıştım. Yakın zamanda İstanbul'a gelmiş oldum. Memleket neresi hocam? Soralım. Adıyaman Besne. Adıyaman Besne, Besne evet. Şimdi bir kere anjiyo sayısını kafamızda çok büyütmememiz gerekiyor. Evet. Öncelikle. Bir hastanın 5 defa anjiyo olması durumunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Önemli olan kriz geçirmeden müdahaleler yapılmış mı yapılmamış mı? Evet. Hastamızın aktardığı kadarıyla kalbimde zayıflama var gibi bir ifade kullandı. Evet. İşte bu bizim... Bir de ameliyat uygun değilmiş cevabını almış. Kalp çok zayıf olduğu zaman ameliyatta tabii pompa dediğimiz bir cihaza bağlanıyor hastamız. Kalbi durduruluyor ve bu pompadan tekrar çıkması bekleniyor. Solunumu yine durdurulup cihaza bağlanıyor. Bu cihazdan ayrılması bekleniyor. Tabii yaş ilerleyince veya kalp zayıflamış ise kalp krizi geçirdiğinden ötürü bu hastalarımızda bypass elbette yüksek riskli oluyor artık. Yüksek riskli olunca haliyle cerrahlarımız da bu riski hastamıza aktarıyor. Evet. Karşılıklı bir karar süreci gerçekleşiyor. Ameliyat oluyor veya olmuyor. Burada önemli olan şey şu. Hastamızın müdahale edilecek bir damarı söz konusu ise, yani açılması gereken bir damarı söz konusu ise, bypass'ta olamıyorsa, şu veya bu nedenle, bazen cerrahlarımız bu hastanın riski yüksek olduğu için ameliyat etmek istemiyorlar, haklı olarak, yani riski yüksek olduğu için. Bazen hastamız ameliyata yanaşmak istemiyor, riskimiz çok yüksek düşüncesiyle. Buradaki sıkıntı şu, ameliyat olamayacak bir hastanın stentle tedavisi mümkün olabiliyor. Önemli bir hasta grubunda. Burada çok sık rastladığımız bir durum. Ne yazık ki hastalarımız bu anlamda tedaviden uzak kalıyor. Bypass yapılamıyor. Dolayısıyla ben evimde gidip oturayım. Evet. Ne yazık ki bu şekilde tedavisini aksatan çok hastamız var. Stent takılabilir mi şeklinde gidip bir kardiyoloji uzmanına, girişimsel kardiyoloji alanında yetkin, tecrübeli bir hekim arkadaşımıza başvurulması halinde bu hastamızın evet kalp krizi geçirmiş, kalbi zayıflamış ama halen yeni bir kalp krizi riski altında da olabilir ve açılması gereken damarları olabilir. Dolayısıyla bu hastamızın mutlaka böyle bir merkeze başvurup yapılabilecek, açılabilecek diğer damarlarını açtırması gerekiyor. Ameliyat bu işin son noktası değil. Genellikle böyle bir yanılgı var. Ameliyatı ister cerrahi ile uğraşan hekim arkadaşlarımız riskli olduğu için uygun değildir demiş olabilirler. Veya bazen hastalarımız diyor ki ben ameliyat olmayacağım diyor. Şu veya bu nedenle. Korkuyor, belki bir yakını oldu, kaybetti, belki riski yüksek, belki kendi takıntıları var, evhamları var. O konuda bir hassasiyeti var. Bu bir gerçek ne yazık ki. Özellikle Asya toplumlarında, bunu da aktarmış olayım. Japonya olsun, diğer Uzak Doğu Asya bölgesinde dini inançları gereği cerrahi tedaviye yanaşmayan hasta grupları var, toplumlar var. Bu tür damar açma teknikleriyle ilgili cihazların ve malzemelerin en iyi üretildiği bölgeler de bu bölgeler. İlginçtir. Evet. Göğüs boşluğunun açılması halinde işte inanışa göre. İnanışa göre evet. İçimize bir takım kötü ruhlar girer gibisinden bir anlayışla özellikle Japon toplumunun ameliyata uzak olduğu gibi bir bilgi var. Ve bu tür cihazların damarları stentle açmaya yönelik cihazların yoğun şekilde üretildiği ülkede bu nedenle Japonya. Bu da ilginç bir anekdot. Evet, dipnot. Son itibariyle stentle şu anda geldiğimiz nokta itibariyle konuşuyorum. Tecrübeli bir merkezde, tecrübeli bir hekimin elinde stentle açılamayacak damar neredeyse yok. Dolayısıyla tek bir cerrahi kanal son noktaymış gibi hastalarımız kesinlikle düşünülmesin. Elbette ameliyat olması gereken hastamız ameliyat olmalıdır. İdeal tedavi hekimler tarafından konsey dediğimiz yani kalp cerrahı ve kardiyoloji uzmanının beraber kafa kafaya verip hastanın yaşını, diğer hastalıklarını, damarların durumunu değerlendirerek bu hastamıza stent mi daha iyidir, ameliyat mı daha uygundur
şeklinde bir karar verir. Bu kararın sonunda hastamız bu tedavileri olur. Ama şu veya bu nedenle ameliyat olamamışsa hastamız, ikinci bir alternatifinin olduğunu bilmesi gerekir. Bu çok önemli. Çünkü ameliyat olmadım veya yapmadılar veya olamıyorum, evime gidip oturayım. Bu tedavide çok ciddi aksamalara neden oluyor. Biz hastalarımızda şöyle bir yanlış anlama var. Onu da müsaadenizle düzelteyim. Hastalarımız şöyle diyor. Anjiyo yaptılar, açılmadı, ameliyat gerekir dediler. Bu çok sıkça karşılaştığımız bir tablo. Şimdi öncelikle şunu bilmesi lazım hastalarımızın. Anjiyo yapılıp da anjiyo ile açılamama gibi bir durum yok. Anjiyografi dediğimiz şey, damarların görüntülendiği, nerede ne kadar darlık var şeklinde değerlendirildiği bir filmdir aslında. Tomografi gibi bir filmdir. Anjiyografi açma girişimi değildir. Açma girişimi zaten anjiyografinin arkasından benzer şekilde kasıktan bir takım veya koldan yapılan anjiyoda koldan bir takım cihazların, tellerin, stentlerin gönderilerek yapılması şeklinde olduğu için hastalarımız anjiyoyla anjiyoplasti dediğimiz açma girişimini karıştırıyorlar. Genellikle benzer olduğu için hastamız bunu ayırt edemiyor doğal olarak. Doktorumuz anjiyosunu yapıyor hastanın. Diyor ki bu hastamız için en uygun tedavi bypass'tır diyor. Hastaya aktarıyor bunu. Hastamız da diyor ki anjiyoyla uğraştılar. Olmadı herhalde. Şimdi bypass şimdi yapıyorlar. Bypass'a evet, dönüyoruz. Evet. Aslında anjiyografide uygun damarlar değerlendiriliyor uygun şekilde. Bypass'ın uygun olduğuna karar veriliyor. Bypass karar veriliyor. Burada bir mesaj da vermek gerekirse bu tür şüpheleri olan hastalarımız için bir anjiyografi CD sonucu CD şeklinde hastalarımıza mutlaka verilir. Evet. Bir karar verilmişse kendilerine stent takılsın, bypass yapılsın veya sadece ilaç tedavisi olsun bu hastamız şeklinde bir karar verilmişse hastamızın kafasında bir şüphe var ise mutlaka ama mutlaka bunu bir başka merkezde de değerlendirmeye sunması da büyük fayda var. O zaman o CD'leri mutlaka saklayacağız hocam. Evet. Ve yani, tedavi esnasında sizinle buluşturacağız. Aynen. Yani bir şüphemiz varsa bana bypass dediler ben olmayacağım. Evet. Şüpheye düştüm veya içime sinmedi veya korkuyorum. Neyse. Bu durumda mutlaka bu CD'yi alıp bir başka merkezde bir başka hekimin görüşüne sunmasında fayda var. Bu bir güvensizlik olarak algılanmamalı. Bypass kararı alınmış ya da stent kararı almış. Hasta korkmuş. Ameliyata yanaşmamış ya da stente yanaşmamış. Yani bir endişe varsa her şeyden önce bu endişeyi gidermek hekim arkadaşlarımızın bizim görevimiz. İşte paylaşınca belki de hocam o anda siz evet. paylaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki aslında mesleğiniz gereği size normal. Ama siz hastanıza bypass ya da stent dediğinde en yakın sevdiğine ya da güvendiği kişiye evet, başvurduğunda evet, ne diyorsun diyor. Ve olmalısın dediğinde aslında daha çok rahatlamış bir şekilde ve kafasındaki o sorular gidip değerli hocalarımızla buluşuyorlar. Herkesin hayatında efendim mutlaka sevdikleri, dostları, güvendikleri insanlar olmalı değil mi hocam hayata evet. tutunmak biz için? Biz şimdi günümüzün önemli bir kısmını bir başka merkezde yapılmış CD'yi inceleyip evet. hani bypass denmiş, stent denmiş ne şekilde tedavi edelim şeklinde danışan hastalarla geçiyoruz. Çünkü evet. Anadolu şehrindeki tedavi imkanlarıyla ister istemez bazı donanımlı hastanelerdeki tedavi imkanları farklı oluyor. Hastadan hastaya değişiyor, hekimden hekime değişiyor. Kimi hastanelerde şunu görüyoruz ki cerrahi ekip çok tecrübelidir, çok daha baskındır. Cerrahi karar daha çok verilebiliyor. Kimi hastanede girişimsel tedavi dediğimiz anjiyografi ve stent konusunda çok tecrübeli hekimlerimiz oluyor. Orada stentle tedavi daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla çok faktörlü bir olay bu karar süreci. Onun için mutlaka bir anjiyografi sonucunda bir karar verilmişse bunu bir başka merkezden de teyit ettirmek veya tereddütlerimiz varsa bunu gidermek uygun olur.